Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Hakka suresi 38-52. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Gördüklerinize yemin ederim. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görmediklerinize de yemin ederim. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Şüphesiz ki o, Kur'an-ı Kerim, şerefli bir elçinin sözüdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاِرٍ Bir şair sözü değildir. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne de az iman ediyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ Kahin sözü de değildir. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne de az tezekkür ediyor, öğüt alıyorsunuz. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ O alemlerin Rabbinin indirdiği bir kelamdır. Değerli izleyenlerim, burada Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyetine dikkat çekildi ve dikkat çekilirken de gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de yemin ederim ifadesi kullanıldı. Burada fela, yani normalde mana olarak düşünüldüğünde yemin etmem manasını taşıyor. Fela uksimu, artık yemin etmem. Bu manada verilmiştir tefsirlerde ve denilmiştir ki yani mesele o kadar açık ki yemin bile etmiyorum. Malum yemin manayı kuvvetlendirmek için, tekit için yapılır. Ama mesele o kadar bedihi, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu, ahiretin geleceği o kadar bedihi ki bu noktada yemine bile lüzum yok. Yemin etmiyorum, gördüklerinize yemin etmiyorum. Görmediklerinize de yemin etmiyorum. Böyle mana verilebilir, verilmiştir. Ama la deyip şöyle bir durmak, yo, hayır, yani iş sizin anladığınız gibi değil. Uksimu bimâ tubsirun, gördüklerinize yemin ederim. Ve mâ lâ tubsirun, görmediklerinize de yemin ederim. Bu mana genelde daha tercih edilen bir manadır ve çok güzel bir manadır. Gördüklerinize yemin ederim derken demek ki gördüklerimiz gerçek. Hani bazı filozoflar gelmişler, aleme şüpheyle bakmışlar. Septisizm ekolü veya eskiden sofistler denilen grup. Bunlar alemde eşyanın hakikatinin olmadığını söylemişler. Yani ben varım ama olmayabilirim. Dünya olmayabilir. Dünyada şu anda işte demir serttir, gökyüzü mavidir, diyelim denizin rengi mavidir gibi, dağlar serttir gibi verdiğimiz hükümler var. Bunlar aslında böyle olmayabilir, çok farklı olabilir gibi değerlendirmelerde bulunmuşlar. Yani bu manada aşırı şüpheciliğe lüzum yok. Bedihi şeyleri, gördüğümüz şeyleri o haliyle kabul etmek, gördüklerimizi gerçek olarak değerlendirmek lazım. Ve bu noktada Ehl-i Sünnet uleması hakaikul eşya sabitetün demişler. Eşyanın hakikatleri sabittir. Vel ilmu biha mütehakkık ve bunu ilmen bilmek, bunu bilebilmek de tahakkuk eder. Yani eşyanın hakikatlerini biz bir derece bilebiliriz. Dolayısıyla gördüklerimiz gerçektir. Biz şu anda sanal bir alemde yaşamıyoruz. Hani bazıları acaba hayat uzunca bir rüya mı demişler. Ve kendilerine göre şöyle yorum yapmışlar. Bir insan rüyadayken, aslında kendisi gariban birisiyken, ülkenin sultanı olarak kendini görebilir. Pek çok maceraları yaşamış olarak görebilir. Dünyanın her tarafını fethettiğini görebilir. Ama aslında o yatağında yatmaktadır ve garibanın tekidir. Acaba demişler dünya hayatı uzunca bir rüya olamaz mı? Gerçekte durumumuz çok daha farklı olamaz mı? Böyle bir soru insanın hatırına gelebilir. Bir vesvese şeklinde insan bunları belki düşünebilir. Ama şu bu muhakkak ki Allah-u Teala şöyle bildiriyor. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Yani gökler ve yer gerçektir. Dolayısıyla şu anda biz sanal bir alemde yaşamıyoruz. Gerçekten yaşıyoruz. Mesela el-mevtu hak deriz. Ölüm haktır. Öldü dediğimiz insan gerçekten ölmüştür. Başka bir aleme geçiş yapmıştır. Bunları acaba sanal bir alem mi, gerçeği çok daha farklı mı tarzında şüpheyle karşılamak uygun değil. İşte gördüklerinize yemin ederim ifadesi bu noktada eşyanın gerçekliğine dikkat çekiyor. Öte yandan وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görmediklerinize de yemin ederim. Bu da çok önemli bir nokta.
Yani siz her şeyi de görmüyorsunuz. Ve görülmeyenler de yemin edilmeye layık şeyler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her neye yemin etmişse o şeye dikkat çekmiş oluyor. Yemin edilen şeyler gerçekten dikkat çeken şeylerdir. Cenab-ı Hak mesela incire, zeytine yemin etmişse incir ve zeytin diğer yiyecekler arasında daha ayrıcalıklı bir konumdadır. Bundan dolayı dikkat çekilmiştir. Gördüklerinize yemin ederim derken bu da çok muhteşem bir durum. Çünkü insan alemde nice hayret verici şeyleri görüyor. Peki alem gördüklerimizden ibaret mi? Hayır, gördüklerimizden ibaret değil. Eşyanın görülmeyen cihetleri de var. 19. yüzyılda pozitivizm akımı görülenleri inkar etmiş. Yani metafiziği inkar etmiş ve demişler ki biz laboratuvar şartlarında ispat edilen şeylere inanırız. Bundan başkasına inanmayız. Ve bunlar bu noktada melekleri inkar etmişler. Melekleri görmüyoruz, öyleyse yoktur demişler. Allah'ı görmüyorlar, buradan haşa yoktur hükmüne varıyorlar. Cennet cehennem görülmüyor, yoktur hükmüne varıyorlar. Halbuki biz müminler olarak اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayetiyle ifade edildiği üzere gayba iman ediyoruz. Yani görmediklerimize iman ediyoruz. Zaten iman görmediğimiz şeyler için söz konusudur. Yani diyelim ki güneşin varlığına iman diye bir şey yok. Herkes güneşi görüyor, herkes güneşi kabul ediyor. Ama din bir imtihandır. İmtihan olduğundan dolayı inanacağımız esaslar perdelidir. Gözümüzden perdelidir. Doğrudan gözle bunlar görülmemektedir. Melekleri görmüyoruz, ahireti görmedik, Allah'ı görmedik ama bunlara iman ediyoruz. Peki bu iman temelsiz bir iman mıdır? Haşa, temelsiz bir iman değildir. Çünkü alemde görmediğimiz o kadar şeyler var ki, işte ruhumuz var, ruhumuzu görmüyoruz. Ruhumuza takılı latifeler var, onları görmüyoruz. Mesela korku, sevgi, merak, muhabbet, daha neler neler insan ruhuna takılmış, bunları görmüyoruz. Bunlar maddenin özellikleri değil. Bir insan laboratuvar şartlarında hücre hücre, hatta atom atom ayrılsa, incelense, bunlarda ne sevgiyi, ne şefkati, ne nefreti, ne korkuyu, ne ilim öğrenme aşkı, bir takım üzüntü, sevinç, bu gibi şeyleri hiçbirini göremeyiz. Peki bunları görmüyoruz diye bunlara yok mu diyeceğiz? Elbette yok diyemeyiz. İşte küçük bir alem olan insanda böyle gözle görülmeyen akıl ve nice diğer latifeler var. Nice nurani cevherler var. Bunlar nasıl ki gözle görülmüyor ama var. Bunların varlığı bedihi olduğu gibi alemde de meleklerin varlığı, ruhanilerin varlığı bunlar da yine aynı katiyette bedihidir. Dolayısıyla alemi sadece gördüklerimizden ibaret zannetmek çok büyük bir hatadır. Hatta ilim adamlarının bu konudaki yaptığı araştırmalara göre deniliyor ki gördüklerimiz çok az, görmediklerimiz çok daha fazla. Adeta kainatı bir anahtar deliğinden seyrediyor gibiyiz. İşte ultraviyole ışınları, X ışınları, gama ışınları bunlar gözle gördüğümüz şeyler değil. Şu anda bulunduğumuz ortam seslerle dolu, görüntülerle dolu ama radyoyla sesleri duyuyoruz, televizyonlarla da görüntüleri görüyoruz. Alıcılarımız yoksa bunlardan haberimiz bile olmuyor. İşte etrafımızdaki ses dalgaları, görüntüler ve daha nice şeyler doğrudan gözle açıktan görülmediği gibi melekler de görülmüyor. Allah-u Teala'yı doğrudan göremiyoruz ama Allah-u Teala'nın varlığını güneşin varlığından çok daha bedihi bir şekilde kabul edebiliriz. Bunda aklen de bir beis yoktur. Çünkü nasıl ki bir harf katibini gösterir, katibini görmesek bile harf varsa harfi yazan vardır deriz. Veya bir belde idare ediliyorsa burayı idare eden vardır deriz. Allah-u Teala'nın varlığı da o harfin katibinden ve o beldenin hakiminden, hükmedeninden çok daha bedihidir. Ama Allah-u Teala min verai hicab, perde arkasından alemi idare etmektedir. Hatta bazı zatlar şöyle demişler, zuhuru perde olmuş zuhura. Yani Allah-u Teala aslında o kadar zahir ki, o kadar zahir olmasından bu bir perde olmuş
ve görülmüyor. Azametinden ve şiddeti zuhurundan görülmüyor. Bu manada değerlendirmişler. Ve müfessirlerden bazıları gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de yemin ederim bu manayı değerlendirirken görülenler asarı kudrettir. Görülmeyenler doğrudan o kudretin kendisidir. Bu manada değerlendirme yapmışlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserlerini biz görüyoruz. Ama o kudret nasıl bir kudret? Doğrudan o kudreti bizzat göremiyoruz. Veya Allah-u Teala'nın ilminin eseri alem, rahmetinin eseri, ilmin ve rahmetinin tecellilerini görüyoruz. Ama doğrudan o ilmi ve o rahmeti ve ilmin ve rahmetin müsemması olan zatı doğrudan göremiyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de yemin ederim derken bizi maddenin dar kalıplarından kurtarıyor, alemimizi genişlendiriyor ve alemin her tarafının meleklerle dolu olduğunu bize hatırlatmış oluyor. Alemin sahibini bize tanıtıyor. Şu dünyadan sonra başka bir menzil olacağını, cennetin cehennemin var olduğunu, oralar şu anda her ne kadar görülmüyorsa da mevcut olduğunu bize bildiriyor. Ve bu yeminin peşinde gerçekten o Kur'an şerefli bir elçinin sözüdür. Yani Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz tarafından insanlara duyuruldu ve Peygamberimiz bir elçi. Yani o kelam kendisinden değil, Allah'tan geleni insanlara sunuyor. Nasıl ki ağaçların dallarıyla Allah-u Teala meyve gönderiyor, Peygamberinin diliyle de ilahi kelamını insanlara bildiriyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ O bir şair sözü değil. Hani şairler de güzel bir takım cümleler söylerler. Ama peygamber haşa bir şair değil. Düşünüp de bunları kendisi söylemiş değil. Hatta Hazreti Ömer'le alakalı anlatılır. Hazreti Ömer, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin orada bu sureyi okurken kendi içinden geçiriyor. Bu bir şair sözü tarzında. Çünkü son derece akıcı gidiyor. Çok güzel manalar var. Hazreti Ömer o zaman daha iman etmemiş. Ancak tam böyle zihninden o bir şair sözü diye geçerken وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ O bir şair sözü değil. Bunu duyunca irkiliyor böyle. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne de az iman ediyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ Kâhin sözü de değil. İşte Hazreti Ömer şair sözü değilse o halde bir kâhin sözü olabilir gibi hatırına bu geliyor. Ama ayetin devamında hayır, o bir kâhin sözü de değil. Yani bir medyum, işte bir takım varlıklar vasıtasıyla, gözle görülmeyen varlıklar vasıtasıyla gayb aleminden bazı bilgiler vermeye çalışır. Eskide de bu var, günümüzde de var. Ve bunlar başkalarının demediği bazı sözleri söyleyebilir. Acaba Kur'an da böyle bir şey mi? Yani Hazreti Muhammed'e acaba gaybtan bazı varlıklar görülüp bir şeyler mi getiriyor? O bir kâhin mi? İster istemez insanların hatırına geliyor ve Kur'an-ı Kerim bunu da reddediyor. Hayır, Kur'an bir kâhin sözü değil. Galilen mâ tezekkerun ne de az tezekkür ediyor, öğüt alıyorsunuz. Tenzilun min Rabbil alemin o alemlerin Rabbinin indirdiği bir kelamdır. Yani alemlerin Rabbi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a özel bir bilgi olarak değil, bir ilham olarak değil, vahiy yoluyla böyle bir kelamı göndermiştir. Ve bütün insanların bütün hayatlarıyla, dünya ve ahiretleriyle alakalı mesajları o kelamında bildirmiştir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِلِ Eğer peygamber bize bazı sözleri nispet etmiş olsaydı, yani aslında Allah kelamı olmayan şeyleri Allah böyle buyuruyor diye söylemiş olsaydı لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Biz onu sağ elinden tutardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Ve sonra da onun damarını keserdik. Yani bu şu manada ifade ediliyor. İnsanın en korkunç öldürülme şekliymiş. Sağ elinden şöyle tutup ardından kılıcı göstere göstere boynunun vurulması. Böyle bir manayı tasvir ediyor ayet-i kerime. Eğer peygamber kendi sözlerini Allah'ın sözüymüş gibi insanlara
anlatmaya çalışsaydı, yani bir iftira etmiş olsaydı, biz onu sağ elinden tutar, en şiddetli bir şekilde cezalandırırdık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ Ve sizden hiçbir kimse buna engel olamazdı. Yani insanlardan biri kendi sözlerini Allah'ın sözü gibi satmaya çalışacak. Allah ona müdahale etmeyecek. Bu söz konusu olamaz. Nitekim Müseylime gibi bir takım böyle Müseylimetül Kezzab gibi bazı yalancılar çıkmış ve kendi sözlerini Allah'ın sözü gibi anlatmaya çalışmışlar. Ve bunlar daha dünyada da cezalarını bulmuştur. Ve innehu le tezkiratul lil muttakin ve gerçekten o muttakilere bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Yani Kur'an öğütlerle dolu. Kur'an-ı Kerim'deki bu öğütleri alan kimseler muttaki olurlar ve günahlardan sakınır, iffetli, istikametli bir hayatı yaşarlar. Ve inna le na'lemu enne minkum mukezzibin ve biz gerçekten bilmekteyiz ki sizin içinizden yalanlayanlar var. Yani peygambere iman edenler var ama yalanlayanlar da var. Ve innehu le hasretun alel kafirin ve gerçekten o kafirler için bir nedamettir, pişmanlıktır. Yani diğer alemde, hatta bu dünyada kafirler eyvah neden biz Müslüman olmadık diye bir pişmanlık duyacak. Bu dünyadayken ölüm anında olur. Çünkü geriye dönüp baktığında boşa giden bir hayat, günahlarla geçen bir hayat. Ah keşke inanmış olsaydım diyecek ama can boğaza geldiğinde iman ettim demenin de herhangi bir faydası yok. İşte Firavun tam suda boğulacağı zaman iman ettim diyor ama bu iman ettim deyişi onu kurtarmıyor. Diğer alemde ise en büyük pişmanlığı kafirler yaşayacak. Çünkü orada amel defterlerini solundan almışlar, cehenneme gönderilmekteler ve cehennemde ebedi bir azabı kafirse ebedi bir azabı çekecek. Bundan dolayı en büyük pişmanlığı orada yaşamış olacak. Kur'an-ı Kerim diğer alemi anlatırken يَوْمُ الْحَسْرَ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ Onları pişmanlık günüyle uyar buyuruyor. Yani diğer alemde insanlar en büyük pişmanlığı, özellikle kafir olanlar en büyük pişmanlığı duyacak. وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ Gerçekten o Kur'an hakkı yakindir. Yani yakinin mertebeleri var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin diye tabir edilen bu tabirler Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve bunlardan en ileri yakin mertebesi, yani her türlü şüphelerden uzak oluşu hakkal yakin şeklinde ifade edilir. İşte Kur'an-ı Kerim hakkal yakindir. Yani onun Allah kelamından olduğunda asla bir şüphe yoktur. La raybe fi. Fesebbih bismi rabbikel azim. Madem öyle sen de Rabbi azimini tesbih et. Subhan-ı Rabbiyel azim diyerek işte rükuda Cenab-ı Hakk'ın azametini ilan et. Tabi Cenab-ı Hakk'ın azametini ilan etmek sadece rüküyle alakalı değil. Ama bu ayet-i kerime rükuda Subhan-ı Rabbiyel azim denilmesini de emreden bir ayet olarak hadislerde ifade edilmiştir. Bizler bu ayetin muktezası olarak Subhane Rabbiyel Azim diyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın azametini bu şekilde ifade ediyoruz. Gördüğümüz gibi değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bizi gaybi alemlere muhatap yapıyor. Gördüklerimizden hareketle görmediklerimize de dikkat çekiyor. Alemde görmediğimiz çok şeylerin de olduğunu bize bildiriyor. Ve bu noktada da Kur'an-ı Kerim o görmediğimiz alemlerin bir dili durumunda, o görmediğimiz alemlerin mukaddes bir haritası durumunda, biz Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle görmediğimiz alemlere uzanıyor ve o alemler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bizleri tam bir istikametle Kur'an'a göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.